Yani ben yapıcı bir yaklaşım sergilemek istiyorum. Yapıcı gitmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi diyelim ki değil. Sonuçta öyle ya da böyle 40 yaş üstüne gelecek sıra. Yani 40 ile 60 yaş arası aşılaması başlayacak yakında. Sağlık Bakanı açıkladı. Hazirana kadar diyor. Ben diyor 40 yaş üstünü tamamlamaya çalışıyorum. Temel hedefim bu diyor. Belki bu akşam da aynı açıklamayı yapacak. Şimdi Evet. size şunu soruyorum. Diyorum ki Can Bey, sizde veri var mı? Mesela aşı karşıtlığı, aşı kararsızlığı hangi yaş grubunda daha yüksek? Mesela 40-60 yaş arasında aşı karşıtlığına dair bir iş Gençleştikçe aşı karşıtlığı artıyor. Artıyor. Artıyor Ha, o tabii. zaman iş Bir de problemi o zorlaşıyor yani. yani. Zorlaşıyor. Yani 65 yaşın üstü öğretmenler, belli meslek grupları falan kendine aşının gerekli olduğunu düşünüyor. Evet, O o geri kalan 40 yaş üzerindeki grup, daha doğrusu 20 yaşın üzerindeki grup, ben sağlıklıyım diyor ve aşı kararsızlığı artıyor o şekilde. O zaman aşı kararsızlığı karşıtı ciddi bir kampanyaya girişmenin tam zamanı, çünkü Tabii. tam karşıt kesimler ya da daha mesafeli kesimlere doğru gitmeye başlayacak aşılama. Şimdi Ahmet Bey, zaten bu aşı karşıtlarının, yani bu işte bunları etkileyen aşı karşıtların elinde hiçbir gerçek bilgi ya da bilimsel veri falan bir şey yok. Kafa karıştırıyorlar. Yani söylediği laf doğru da değil. Mesela diyor ki işte bunda alüminyum var, Alzheimer yapar diyor. Halbuki bunun içindeki alüminyumu, o miktarda alüminyum zaten içme suyundan her gün alıyoruz biz. Ama İşte böyle bir laf söylüyor. O insan zaten kararsız O olan insanların lafta kafasını dolaşıyor, karıştırıyor. milletin kafasını Tabii. karıştırıyor. Hocam biraz kesildi galiba o ilk plandaki, ilk etaptaki aşı karşıtı, kafa karıştırıcı söylentilerin, ben en azından Değişti. biraz hızının Basında kestiği değişti, evet. doğru. Yani eskiye göre değil yani. Değil mi? Tabii. Ben de yani yanlış yorumlamıyorum. Yok Ya yok. ilk önce bu bayağı Yani vardı. ilk dönemlerde hatta bu işin siyasi tarafında Tayyip'in aşısı dediler, bir sürü propaganda yapıldı ama sonra Şey de yapanlar oldu yani, komplo teorilerine filan, tabii. yani onlar kalmadı çok fazla gibi görün. Siz de aynı şeyi gözlemliyor musunuz hocam? Basında kesinlikle öyle yani, ama sosyal mecrada yani bunlar işte konuşuyorlar falan. Aslında dediğim gibi yani bunların bir şekilde, ben hatta bir programda bir ceza hukuku profesörü vardı, ona sormuştum bu suç mudur diye. Tabii dedi, yani ceza kanununa göre devletin bir salgın hastalığı önlemek için aldığı tedbirlere uymamaya teşvik etmek insanların cezası olan bir suçtur dedi. Yani bu aşı kararsızlığıyla ilgili mücadele için ayrı bir ekip oluşturmalı bence Sağlık Bakanlığı. Çünkü bu gerçekten insanın bütün mesaisini dolduran ve ciddi uğraş gerektiren bir konu. Burada iletişimciler olur, işte şeyler, aşıyla ilgilenen bilim adamları olur. Genel anlamda işte has sağlıkçılar, çocukçuların çok tecrübesi vardır Ya tabii hocam, şeyle, biz aşıyla çevreden, ilgili. ben çevreden duyduğum cümleler daha çok şu. Ya aşı gelse de bir an önce olsak, nerede aşımız, hadi gelsin aşı olalım. Yani böyle bir şey duyuyoruz genelde. Ses böyle çıkıyor. Sizin Ahmet Bey, çevrenizde demek ki pek bir de yok yerli ama aşı, var. pardon Bir de Zafer yerli aşıyı Şahin. bekleyenler var. Özür diliyorum hocam. Ha, bir de yerli aşıyı bekleyenler var. Yani Ha evet, ben onu ikincisine de biliyorum. Evet, almamak onu istiyorum ve duydum. güvenmiyorum deyip, Diyor ki mesela yani vatandaş, bayağı ciddi bir oran var. evet, Evet. ya ben yerli aşıyı bekliyorum. Yani bu Çin aşısı, Alman aşısı falan, bu işlere hiç girmeyeyim de bizim yerli aşı inşallah çıkacak falan, onu bekliyorum. Aralık itibariyle %30 onu diyenler. Ya Ne bir de diyorlar? var Milli işte, aşı bak dışında Ahmet başka Bey, bir şey bakın olmam çok diyenler. şimdi Bakın Can Bey'de bir veri var çok kendisi. yanlış. Bir Ha, söyleyin tabii onu. Aralık ayı itibariyle milli aşı dışında başka bir aşı olmam diyenlerin oranı %30'du toplumda. çok yanlış bir düşünce ve çok kötü etkiliyor. Çünkü bakın şunu anladık burada. Aşılananların ve hastalananların her iki grupta da işte yaklaşık, özellikle hastalık geçirenler çok soruyorlar bunu. Hani biz de virüsü alıp bulaştırıyor muyuz diye. Yaklaşık 1-1,5 ay bu mukozada gelişen, yani solunum yolunda gelişen bağışıklık nedeniyle bulaştırmıyorlar.
Ama 1,5 aydan itibaren bulaştırabiliyor. Fakat her iki grupta da yaklaşık 6 ay sonra antikorlar düşmeye başlıyor. O yüzden eğer bunu uzatırsak iki önemli sorunla karşılaşırız. Bir tanesi, biz aşılamaya başlarken bir gruba ilk yaptıklarımızda aşının etkisi azalabilir. İkincisi de, yani onun için mümkün olduğu kadar kısa sürede yapılması lazım. Hızlı, kısa. Hocam şunu mu diyor? Bir dakika. Evet. Ben de mesela isterim ya, bizim Türkiye'nin ürettiği yerli aşı bütün deneyimlerden geçmiş, faz 1, faz 2, faz 3 onaylanmış, uluslararası kriterlere uymuş bir aşımız olsa hemen ben de onu yapmak isterim. Ona daha ama zaman var. O süreyi bekleyemeyiz mi diyorsunuz siz? Yani beklenmemeli. En erken sonbaharda daha gerçekçi bir düşünceyle yılın sonuna doğru ancak böyle kullanılır hale gelebilecek. Peki beklemenin ne sakıncası var? Yılın sonuna doğru. Ben yılın sonuna doğru yapayım. Onu anlatıyorum. Sizi yılın sonuna doğru sizi aşılamaya başladığınızda ilk aşılananlar bağışıklıklarını kaybedebilirler. Çünkü çalışmalar onunla ilgili verileri gösteriyor ve aşılananların, hastalık geçirenlerin büyük çoğunluğu 6 aydan sonra yakalanıyor. Mesela bizim şimdi bir hemşire hanım 3. defa geçiriyor mesela hastalığı. Yani neyi demek? Aşılananlardan da... Şeyi anlamadım hocam. Yıl sonunda yerli aşı çıkacaksa benim onu beklememin toplum sağlığına ne zararı var, onu tam anlayamadım. İşte onu söylüyorum, bakın. Diyelim ki size sonbaharda yerli aşıyı beklediniz, yapıldı. Evet. Ama o arada ilk aşı yapılanların önemli bir kısmı bağışıklığını kaybedebilir ve siz o insanları yeniden aşılamak zorunda kalırsınız. Yani bu aşıların etkisi böyle bir uzun sürmüyor gibi görünüyor. Ha, aynı anda diyorsunuz. Bütün toplumu aşılamak gerekir ki toplumsal bağışıklık kazanılsın. Yoksa ve ben ikinci önemli sorun da mutasyon böyle gelişiyor. Yani biz mesela mutasyonu kendimiz geliştirdik bazen bu aşı yaparken. İşte 20 defa hücre kültüründe bulaştırırız. Bulaştırır, alır, tekrar bulaştırırız ki mutasyon geçirsin. Biz iyi yönde mutasyon geçirmiş bir tanesini arar bulur, onu çoğaltırız. Şimdi mutasyon durup dururken, virüs bir insanın vücudunda dururken virüs mutasyona uğramaz. Virüs bulaşırken mutasyona uğrar. O yüzden biz virüse ta sonbaharı beklersek ondan ona bulaşmak için şans tanıyacağız demektir. Çok iyi. O zaman da mutasyonlar artacak. O zaman siz diyorsunuz ki yani kardeşim bir an önce yaptıralım ki bulaşma oranı düşsün, mutasyon oranı düşsün diyorsunuz. Yani başka türlü başaramayız. Ha, yerli aşı çıkarsa o ayrı bir şey yani. O, aslında hocam şimdi çok önemli bir şey söylüyor. Bakın, ben o yerli aşıyla bir şey söyleyeyim. Türkiye Osmanlı'dan beri 2. Abdülhamit zamanından başlayarak aşı üretmeye başlamış. Cumhuriyet döneminde hatta çok onun hikayesi enteresandır. Bu aşı üretenler Atatürk'ün arkasından işte Sivas'a gidiyorlar. Orada aşı üretmeye devam ediyorlar. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'ya geliyorlar. Bu arada Sağlık Bakanı şimdi bana bir haber ulaştı. Sanıyorum gelmek üzere, yani basın toplantısına başlamak üzereymiş. Birkaç dakika 1940'lı yıllarda Türkiye dünyada aşı üreten 3 ülkeden biri. Şimdi biz o dönem o insanlar bizden aşıyı alıp uygularken bir sorun yok. Ama biz işte onlardan alıp uygularken sorun var. Bunlar çok yanlış, hastalıklı düşünceler. Bakın BioNTech Pfizer'in aşısını geliştiren 2 tane Türk bilim insanı. Yani. Tabii hocam. Ya bizim milletimiz yani şimdi... Can Bey kaç demiştiniz o oran? %30. Şimdi aslında o insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya yerli olursa daha güvenli olur. Hani aslında öyle çok aşırı bir... Yok. Yani bir aşırı tutum değil o. Ben onları anlıyorum o duyguyu. Ama şöyle bir hava da estirildi. Şimdi, onu da hatırlayalım. Yani yerli aşı hemen köşede, hemen olur. Evet, bir de o da söyle. Tabii doğru. Hava da estirildi. Bravo. Yanlış bir iletişim yapıldı. Doğru söylüyorsun. Ha, hemen evet. Geliveriyormuş. Sanki geliyor gibi. Evet. Öyle hava oluştu. Gibi bir hava oluştu. İnsanlar yani da beklentiye girdi.
ona bir şey yükleniyor. Yerli aşı dediğimiz Çin'den aldığımız aşının aynısını yapacak. Tabii, yani. Tabii, evet. Diğer aşılar için daha çok zaman var. Doğru, doğru. Yani o zaman Ahmet buradan Bey, çıkan Ahmet, mesaj şu Ahmet olmalı topluma anladığım kadarıyla hocam. Kardeşim sıranız geldiğinde aşınızı olun. Çak. Toplumsal aynen sağlığımız açısından bu şart. Sırası gelen ben de, aşısını ben olsun. Ben de kendim de dahi Sinovac aşısı oldum. Yani Çin'in aşısını oldum. Alman aşısı olmadım. Yani zararlı olacağını bilsem ya da faydası olmayacağını bilsem niye o aşıyı kendime tabii yaptırayım? Da? Tabii ki. Yani evet. Hocam olduğu halde mi yani ulaşabildiğiniz halde mi Alman aşısını tercih etmediniz? Yok hayır ama yani ben bana hangi aşı gelirse gelsin %10 bile koruyucu olsa yaptıracağımı söyledim. Çünkü hiç korunmamaktan tamam iyidir. Bir de bu pandemi başka türlü bitmez. Doğru. Yani şimdi aşı olmazsa zaten pandeminin bitme şansı yok. Şimdi Ahmet Bey şöyle şimdi bir hani sırası geldiği halde olmayanlar var. İşte hani 1/3 oranında şimdi Sayın İstanbul Valisi'nin açıkladığı rakam. Bir de hani genel Türkiye durumu o da 1/4 oranında galiba. Hani sırası geldiği halde aşı olmaktan kaçınanlar var. Benim de bildiğim var hani çevremde bu tür kişiler. Bir de aşı olmak isteyip de olamayanlar var. Mesela şimdi tabii mesajlar geliyor. İşte Bafra Devlet Hastanesi'nin yemekhane personeli. Şimdi hastane içinde hani hastalara yemek servisi yapıyorlar. Aşı olmak istedikleri halde hastane personeli oldukları halde aşı olamıyorlar. İşte siz taşeron şirketin personelisiniz. Hani sağlıkçı değilsiniz diye mesela. O problem gibi de var. Yani evet, bir taraftan aşı olmak istediği halde aşı olamayanlar var. Riskli ortamda bulundukları halde. Bir taraftan da sırası geldiği halde ya işte ben Çin aşısına güvenmiyorum ya da işte ya öyle de, hocamın ben dediği de, gibi bu aşıda işte alüminyum Şaban vardır Bey, zararlı vesaire gibi kaçanlar. Aynı şeyi ben de söylüyorum yani ben de efendim diyorum ya çevremde aşı gel. Şimdi mesela İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Murat Aslan o en başından beri benimle temas halinde çok değerli bir bilim insanı ve oda başkanıdır. Diyor ki ya veteriner hekimlerin de diyor aşılanması lazım. Biz de köye bir sürü yere gidiyoruz, iletişim halindeyiz. Hastayla, hasta yakınlarıyla temas halindeyiz. 15 meslektaşımızı kaybettik filan. Hani çok doğru söylüyorsunuz Şaban Bey. Yani bir şimdi yandan aşı sırası geldiği halde olmayan koysanız, var. Evet. Pardon. Sıralamaya koysanız en sona futbolcular gelirdi herhalde. Tamam diyecektim. Ama işte anlamadığım bir şekilde futbolculara aşı yapılma kararı verildi. Çünkü bu aşılar bulaşıcı. Hocama bir soru. Hocama bir soru. Yani, buyurun. Ya hocam biraz önce dediniz ya biz 1940'lı yıllarda aşı üretiyorduk ve evet ihraç da ediyorduk. Bu Hıfzı evet Sıha Enstitüsü işte hani kapatıldı deniliyor. Size göre Hıfzı Sıha Enstitüsü Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü kapatılmamış olsaydı. Bu arada pardon Şaban Bey geldi Bakan Bey.